Arkadaşlar merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar haliyle biliyorsunuz. Geçen pazar itibariyle KPSS lisans sınavını atlattık. Sırasıyla ön lisans ve arkadaşlar orta öğretim sınavları var. KPSS sınavlarının ve arkadaşlarımız bu sınavlara hazırlanıyorlar. Şimdi arkadaşlar özellikle de bana gönderdiğiniz mesajlarda KPSS lisans sınavının özellikle ön lisans ve orta öğretim için bize ne anlatıyor? Bizler nasıl hazırlanmalıyız? Hocam zor olabilir mi ya da daha mı kolay olur? Tarzında bana sorularınız geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla haklı olarak merak ediyorsunuz. Özellikle de KPSS lisans sınavı öncesi yaşananlar, daha sonra sınavın iptali, yine komisyonların değişmesi, bu akabinde gelen soru tarzındaki değişimler, değişiklikler kafanızda bazı soru işaretlerine neden olmuş. İşte şimdi bu videoda arkadaşlar bu soruların cevaplarını sizinle bulmaya ve bunlara cevap olmaya çalışacağız arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar KPSS lisans sınavı neticede lisanslara göre düzenlendi. Lisans düzeyindeki öğrencilere göre düzenlendi. Ön lisans ya da orta öğretim kadar yani arkadaşlar ya daha doğrusu ön lisans ve orta öğretim sınavları bu sınavla eşdeğer elbette olamaz. Aynı zorlukta olamaz. Aynı bilgileri içeremez. Burada anlaşalım. Yani sizin sınavlarınız elbette düzey olarak daha basit şekilde olacaktır. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar bu sınavdan çıkarabileceğimiz en önemli ders şu. Soru kalıplarında bir değişiklik var arkadaşlar. Yani tarih sorularını, yine coğrafya sorularını incelediğimizde arkadaşlar bilgi yüklü, direkt bilgi isteyen, bilgi düzeyini ölçen sorular yerine kavrama, analiz arkadaşlar yani yorum sorularının ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Birincisi arkadaşlar çalışmamızı bu çerçevede ne yapmamız lazım? Biraz daha yorum ağırlıklı soruları çözmemizde fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü benim şahsi kanaatim hem ön lisans hem de orta öğretim düzeyinde yapılacak sınavlarda direkt bilgi yerine yorum ağırlıklı soruların geleceğini ben şahsen düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım, dolayısıyla siz çalışmalarınızı yaparken bu şekilde çalışmalarınızı ne yapabilirsiniz? Düzenleyebilirsiniz. Direkt bilgi çalışma tarzı yerine biraz daha yorum ağırlıklı, öncüllü soruları çözmemizde fayda var arkadaşlar. Ama tabii ki sizin sınavınız lisans sınavı kadar zor olmayacak. Çünkü lisans sınavı lisans öğrencilerine göre düzenleniyor. Haliyle sizinkiler daha basit, daha kabul edilebilir düzeyde sorular gelebileceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar telaşlanmaya gerek yok. İptal edilen bir sınav vardı. Dolayısıyla bu sınav ne yapılacaktı arkadaşlar? Bu sınava alternatif, bu sınavı da oluşan soru işaretlerini gidermek için haliyle soru kalıplarının değişmesi gerekiyordu. Burada gördüğümüz en önemli şey ne? Soru kalıpları değişmiş. Direkt bilgi yerine ne olduğunu düşünüyoruz. Daha çok yorum ağırlıklı soruların geleceğini arkadaşlar tahmin edebiliriz. En azından öngörebiliriz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ettirelim arkadaşlar. Çok fazla telaşlanmaya gerek yok. Düzenli olarak arkadaşlar sürekli ve herhangi bir problem yer vermeden çalışmalarımızı düzenli devam ettirelim. Nasip kısmetse inşallah siz de bu sınavınızı hayırlısıyla atlatacaksınız. Zaten ayın 9'u, Ekim 9'u itibariyle ön lisans sınavınız var. Daha sonra ileriki zamanda orta öğretim sınavı var. KPSS'ye yönelik. İçeriklerimizi, paylaşımlarımızı, videolarımızı arkadaşlar sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Tarih olsun, coğrafya olsun, anayasa olsun, güncel olsun takipte kalmaya devam ediyoruz. Moral bozmuyoruz. Kesinlikle lisans sınavını esas alıp kendimizi bir telaşın, bir kargaşanın içine sokmuyoruz. Çalışma düzenimizi bozmuyoruz ama bir noktaya dikkatinizi çekiyorum. Sorular, yorum ağırlıklı gelme ihtimali yüksektir. Biraz çalışmalarımızı bu çerçevede düzenlememizde fayda var. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Kanalı önermeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Çünkü her beğeniniz, her yorumunuz, her önermeniz bu bilgilerin, bu kanalın daha fazla arkadaşa, daha fazla bir kitleye ulaşmasına olanak sağlayacak. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Hepinize iyi çalışmalar.